Evet efendim, ne kadar sıcak bir karşılama oldu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kadıköy Belediye Başkanımız, önceki dönem Sayın Milletvekilimiz, siyasi partilerin saygıdeğer ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, meclis üyelerimiz, bizleri yalnız bırakmayan sevgili muhtarlarımız, Sayın İSKİ Genel Müdürüm, İSKİ ailemizin değerli çalışanları, güzel ilçemiz Kadıköy'ümüzün saygıdeğer sakinleri, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Efendim, yakından takip edenler mutlaka biliyorlar. İstanbul genelinde kronik hale gelmiş altyapı sorunlarını çözmek için İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve İSKİ Genel Müdürlüğümüz çok yoğun bir çalışma içerisinde. Bu güzel sonbahar gününde hafif yağmur da atıştırmıştı, ne güzel olmuştu. 150 günde 150 eser projelerimiz kapsamında Kadıköy'ümüzün altyapısı için büyük bir adım atıyoruz bugün. Yetersiz, kullanım ömrünü tamamlamış, yağmur suyu ve atık suyun birlikte aynı tünelden geçtiği bütünleşik çalışan hatları kaldırıyor, yağmur suyunu ayırıyor, atık suyu ayırıyor ve yıllarca herhangi bir sorun yaşanmadan çalışacak yepyeni bir sistem kuruyoruz Kadıköy'de. Güzel Bağdat Caddemiz ve etrafında. Kadıköy atık su ve yağmur suyu yatırımlarımızın temel atma töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, şimdi bu güzel projemizin tüm detaylarını ilgililerden alacağız. İlk olarak bize detaylı bilgi sunmak ve konuşmalarını yapmak üzere İSKİ Genel Müdürü Sayın Doktor Şafak Başay'ı mikrofonumuza davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ev sahibi Kadıköy'ümüzün değerli belediye başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve sevgili İstanbullular. Kadıköy ilçesi atık su, yağmur suyu yatırımları temel atma törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri İSKİ Genel Müdürlüğü adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, İSKİ olarak 150 günde 150 proje kapsamında yeni açılış ve temel atma törenlerinde sizlerin huzurunda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Malumunuz olduğu üzere İstanbul'umuzun farklı noktalarında bazı meydanlarda her şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşanıyor. Bazı noktalarda ise denizlerimize doğrudan atık su girişi oluyordu. Ve bu manzaralar güzel İstanbul'umuza yakışmıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 2019 yılından itibaren bu kronik altyapı sorunlarını çözmek için hızlıca yola koyulduk. Yaklaşık 3,5 yıl süre zarfında şehrimizde tam 118 noktada su taşkını riskine son verdik. 56 noktada daha çalışmalarımız halen devam ediyor. Yine İstanbul Boğazı'na ve Marmara Denizi'ne farklı noktalardan atık su girişine de önemli ölçüde son verdik. Sayın Başkanım, saygıdeğer katılımcılar, şehrimizin altyapı sorunu yaşayan ilçelerinden biri de nüfusu, tarihi, turizm değerleri, tüm güzellikleriyle en önemli ilçelerimizden olan Kadıköy'dü. Kadıköy'ümüzü de sağlıklı altyapıya kavuşturmak için hızla projelerimizi geliştirdik ve çalışmalarımıza başladık. Özellikle pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasaklarını da fırsata çevirerek ilçe genelinde yaklaşık 90 milyon liralık yatırımla 18,5 kilometre atık su ve yağmur suyu kanalı ile 300 metre civarında dere ıslahını bu dönemde tamamladık. Bu çalışmalarımız sayesinde hem su baskınlarını çözdük hem de denize atık su girişini son verdik. Ayrıca bugün temelini atacağımız yeni projelerimizin de mansapını oluşturmuş olduk. Bugün temelini attığımız iş kapsamında ise Kadıköy ilçemizde çok önemli yeni altyapı yatırımlarına başlıyoruz. Bu kapsamda Zühtüpaşa, Fener Yolu, Fenerbahçe, Caddebostan, Göztepe, Suadiye, Bostancı mahalleleri başta olmak üzere farklı lokasyonlarda toplam 22,5 kilometre atık su ve 12,5 kilometre yağmur suyu kanalı inşa edeceğiz. Kadıköy ilçesinde yapılacak bu yeni yatırımlarla Bağdat Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi, Profesör Doktor Haluk Tezonar Caddesi, Profesör Doktor Hulusi Behçet Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi ile Çetin Emeş Bulvarı gibi ana arterler ile diğer cadde ve sokaklarda karışık sistem çalışan, kullanım ömrünü tamamlamış hatların atık su ve yağmur suyu ayrımını yapacağız. Güncel maliyeti 270 milyon lirayı bulacak olan bu çalışmalarla bölgede yaşanan su baskınlarının ve atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız.
Kadıköy ilçemizde son dönemde tamamladığımız çalışmalarımız ve bugün temelini attığımız yeni yatırımlarla birlikte Kadıköy için hayata geçirdiğimiz yatırımların toplamı bu dönemde 360 milyon liraya ulaşmış oluyor. Ayrıca halihazırda ihalesini yaptığımız Dinlenç Yağmur Suyu Tüneli gibi önemli yatırımların da yakın bir zamanda temelini atacağımızın müjdesini şimdiden vermiş olayım. Saygıdeğer konuklar, sözlerimi tamamlarken bu çalışmalar için bizlere öncülük ederek güç veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İSKİ ailesi ve hepimiz adına teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Yine tabii ki İSKİ olarak bu çalışmaları yaparken o ilçe belediyemizin katkısı ve belediyemizle koordinasyon son derece önemli. Yine hem yaptığımız hem de yapacağımız çalışmalarda bizlere inanılmaz destek veren, koordinasyonu sağlayan Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Serdil Odabaşı ve ekibine, bu yatırımlar için alın teri dökmüş ve dökecek olan tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor. Bu yatırımın başta Kadıköy ülke olmak üzere tüm İstanbul'a hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürümüze. Tüm ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Değerli misafirlerimiz, o da bizim bir ev sahibimiz sayılır çünkü Kadıköy sınırlarındayız. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Şerdil Dara Odabaşı alkışlarla mikrofonumuza davet ediyorum. Buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İSKİ Genel Müdürüm, önceki dönem Sayın Vekilim, ilçe başkanlarımız, Kadıköy'ün muhtarları ve Kadıköy'ün dışından gelen muhtarlarımız, hepiniz Kadıköy'e, Kadıköylüler adına hoş geldiniz. Ve değerli komşularım, bugün burada hep konuşmalarımda bahsettiğim bir değişikliğin, bir zihniyet değişikliğinin vücut bulduğu, anlam bulduğu bir temel atma töreniyle karşınızdayız. Bundan yaklaşık 10 ay önce Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda partim adına, partimin grubu adına söz almıştım. Ve orada bütün İstanbulluların ve vergileri ve faturalarıyla ayakta duran İSKİ'nin 23 Haziran 2019 tarihinden önceki yönetim anlayışının Kadıköy'ü ne tür mağduriyetlere maruz bıraktığını tek tek açıklamıştım. Kısa bir iki cümleyle tekrar özetlemek istiyorum. Haziran 2019 öncesi son 10 yıldan bahsetmek gerekirse tek bir metrekare dahi yağmur suyu kanalının yapılmadığı İstanbul'daki tek ilçe Kadıköy'dü. 2019 itibariyle yani Haziran ayındaki yönetimin ve zihniyetin değişmesinden sonra 17.367 metre atık su, 1229 metre yağmur suyu, 302 metre dere ıslahı çalışmaları tamamlandı ve 16.730 metre atık su hattı, 12.540 metre yağmur suyu hattı çalışmaları ise devam ediyor. 2019 yılı Haziran ayında ne değişti? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yönetim anlayışı geldi. Herkese eşit, adil, herkesi olduğu gibi kabul eden bir yönetim anlayışı göreve geldi. Ve o göreve gelen yönetim anlayışı bugün bütün ülkelere eşit, adil hizmet getirmeye çalışıyor. Biz geçmişten biraz alacaklıyız. Bunu hep söylüyorum Sayın Başkanıma da, tüm bürokrat arkadaşlarıma da. Belki hani Kadıköy olarak geçmişi tahmin edemeyiz ama en azından o açığı kapatma noktasında birazcık pozitif ayrımcılık istiyoruz. Kadıköylüler eşitliğe, adalete, özgürlüğe inanır. Bu değerler için mücadele eder. Kadıköylüler inatçıdır. Sırf kendilerine oy vermedikleri için bitirilmeyen kurbağalı derenin kokusuna yıllar boyu maruz bırakıldılar. Ama inançlarından ve inatlarından asla vazgeçmediler. Bundan da ödün vermediler. Bugün o inanç ve inatla kazanılmış İBB yönetimi ve o yönetimin hizmet anlayışıyla hak ettiği değeri gören bir Kadıköy'den bahsedebiliriz.
artık kentimizin diğer ilçeleriyle birlikte eşit, adil hizmet gören bir Kadıköy var. Bu hizmetlerden yararlananlar ise sadece Kadıköylüler değil, somut bir iki sayıyla da vereceğim, bütün İstanbullular. Çünkü bizim nüfusumuz 485 bin, hafta sonu nüfusumuz ise yaklaşık 2,5 milyon. Geçen iki hafta önce İstanbul'un en önemli yaşam vadilerinden biri olan Kurbağalıdere'de Yoğurtçu Parkı'nda 3 gün boyunca çizgi festivali düzenledik. Bu festivalde sayısız karikatürist, sanatçıyı ağırladık. Burada bir anket yaptık. Buraya gelenlere nereden geldiklerini sorduk. Sadece %37'si Kadıköy'den gelmişti. Geri kalan %63'ü İstanbul'un değişik ilçelerinden Kadıköy'e gelmişti. Yani bugün geçmişte Kadıköy'ü cezalandırmak adına Kadıköy'e hizmet getirmeyenler sadece Kadıköy'e değil bütün İstanbul'a ceza veriyorlardı. Kadıköy'de yapılan bütün etkinliklere Kadıköylü'den fazla Kadıköy'ün dışından gelen İstanbullular katılıyor. Biraz önce videoda su baskınlarını gördük. Birçoğumuzun evlerini İSKİ'nin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı yatırımlardan dolayı yağmur suyunu bastığı dönemleri yaşadık. Bugün bu sorunları yaşamıyorsak İSKİ'nin ve İBB'nin Kadıköy Belediyesi ile beraber yapmış olduğu bu çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Bunların hepsi için her yerde, her ortamda, her noktada teşekkür ettiğim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar ve tekrar bütün Kadıköylüler adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na, onun önderliğindeki, yönettiği, liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi'nin bütün emekçilerine, bütün dostlarımıza ve tabii ki İSKİ yönetimine, İSKİ emekçilerine çok çok teşekkür ediyorum. Anlatacak, sesim de kısık, kusura bakmayın, anlatacak bu dönemde yaşadığımız o kadar çok olay var ki. Şafak Bey'imiz genel müdür yardımcısıydı. Benim İSKİ'de bir konuşmam var. Oradaki bir bürokrata özür dileyerek şu cümleyi kullandım. Seni 8. kattan aşağı atarım. O günden bugüne geldik. Sırf Kadıköy olduğumuz için, Kadıköy'den geldiğimiz için Kadıköylülerin oy vermemesinden, inatlarından, değerlerine sahip çıkmasından dolayı yıllar boyu cezalandırıldık. Bugün bu açılışın, bu temel atma töreninin bizim için dediğim gibi bir anlamda önemi de bu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Ekrem İmamoğlu'na. İyi ki Kadıköy'desiniz. O da yarı Kadıköylü sayılır. İyi ki buraya geldiniz. Kadıköy Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Böyle bir atasözümüz var. O yol arkadaşlarıyla beraber kadim şehrimiz İstanbul'un kronik hale gelmiş sorunları için gece gündüz demeden çok ama çok çalışıyor. Şimdi huzurlarınıza arz ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Kadıköylüler, değerli hemşerilerim, değerli belediye başkanım, çok değerli önceki dönem milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, mensubiyeti arkadaşlarım, bürokrasinin çok değerli üyeleri, sevgili yol arkadaşlarım, İSKİ'nin yönetimi, genel müdürü ve heyeti, bütün çalışanları, emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki bu mahalleye kadar ev sahibi olan İstanbul'un kıymetli muhtarları, onları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul çok farklı ve zor dönemlerden geçti. Biz bu süreci geçmişten bugüne iyi analiz ettik ve ihtiyaçlarını çok iyi bir tespiti
oluşturduğumuzu ve ona göre aslında felsefemizi, çalışma prensiplerimizi oluşturduğumuzu ve geliştirdiğimizi biliyorum. Bugün de bunları tek tek hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Aslında baktığınızda akla gelmeyecek, nasıl bu da ihmal edilir diyeceğimiz yoğun ihmallerin şehri olmuştu. Örneğin denize akan kan, özellikle kurban aylarındaki kandan bahsedebiliriz. Ya da İstanbul'un hemen göbeğinde çok kötü bir kokuyla Kadıköy Meydanı'nda ziyaret ettiğimizdeki o derenin, çok affedersiniz, kanalizasyonun dere vasıtasıyla denize akışını mı görmüşsünüzdür? Ve buna benzer özellikle meydanlarda, bir kısım caddelerde, deniz kıyılarında, Kartal'dan Üsküdar'a, Pendik'ten Bakırköy'e ya da diğer ilçelerimizin kavşak altlarındaki geçişlerinde sel ve su baskınlarını mı hatırlatayım sizlere? Tabii burada neye odaklandığınız önemli. İşinize odaklanmak, ihtiyaçları tespit etmek ve çözümleri bulmak. Onun için özellikle işine odaklandığınızda, ahlaklı bir süreç yönettiğinizde, sistemin iş üretmeye başladığında orada ihmal edilen bir başka şey var. Onu da ihmal etmeye devam edeceğiz. Bir avuç insanın çıkarı. Onu ihmal edeceğiz. Hatta kesinlikle ona engel olacağız. Onun için biz bu şekilde yürüdüğümüz için bir kısım engellemelerle de dönem dönem karşılaşıyoruz. İstanbul'un kesinlikle adil bir şehir olması ve eşitliği ortaya koyabilmesi çok önemli bir duruşumuz. Bugün sabah Pendik'te eğitim atölyelerinin açılışını yaptım. Yaklaşık 2000'in üzerinde fiziki ama dijital ortamıyla 17.000'i aşkın öğrenciye hizmet edeceğimiz lise giriş sınavları ve üniversite giriş sınavlarına yetiştireceğimiz öğrencilerimizin olduğu bir merkezi açtık ve orada çocuklarımızla ve gençlerimizle buluştuk. Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da bir çocuk eğer kendisine eşit hizmet verilmediğini düşünüyorsa ve buradan dolayı umutsuz ise, kendini yöneten insanlara karşı kızgın ve öfkeli ise bu bizi çok üzer, ağlatır, sızlatır, vicdanımız sızlar. Görevimizi yapmıyoruz, yapamıyoruz sürecine doğru iter. Ama görüyorum ki burada geçmişten bugüne bu hassasiyet ne yazık ki gözetilmemiş. 21. yüzyıldayız. Az önce söylediğim manzaraları İstanbul'un birçok noktasında yaşar durumda devraldık. Genel müdürümüzün de söylediği gibi yüzün üzerinde noktada sorunları çözdük ve bir kısım bölgede kalan sorunların çözümüne de yoğun bir biçimde çalışıyoruz. 150 günde 150 proje kapsamında 11'i de bu alandaki çözümlerle ilgilidir. İşte İSKİ'de yaşanan bütün sorunlara rağmen, İSKİ'nin gelirleriyle ilgili kısıtlayıcı bakışa rağmen, uzun bir dönemde zam yapmamasına rağmen, İstanbul gibi bir kentin, metropolün neredeyse artık aylık su faturasının 700-800 milyonları konuşmaya başladığı bir süreçte, tarife üzerinden cezalandırılma gayretinde olunan İSKİ kararlılıkla sürecine devam ediyor ve hizmetlerini bir bir yerine getiriyor. İşte tam da bugün temelini attığımız Kadıköy'deki atık su ve yağmur suyu yatırım projemizde bunlardan bir tanesi. Kadıköy ilçemiz ne yazık ki çok karışık çalışan yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısına sahip. Çünkü uzun yıllardır Kadıköy'e bu anlamda yatırım yapılmamış. Yetersiz bir
hidrolik keside sahip, aynı zamanda tasarım ömrünü tamamlamış ve nitelik açısından da çok sorunlu bir altyapıya sahip bu ilçede. Evet, üstü çok güzel görünüyor, her şey güzel ama altyapı bir o kadar hazin. Bu bağlamda derhal bu sürece parmak bastık ve çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İşte Kurbağalı Dere'nin arka planından yapılan yatırımlarla Kurbağalı Dere'nin uç tarafında yapılan hem altyapı hem üstündeki parkların rehabilitasyonu, çevre düzenlemeleriyle olağanüstü bir aksa kavuştuk. Aynı zamanda orayı neredeyse yaklaşılamaz boyutundan en fazla ziyaret edilen noktalarından bir haline getirdik. Hele uç tarafına açılan Moda iskelesinin yarattığı o enerji, yani o küçücük, o mimari şaheserinin mini minnacık diyebileceğimiz İstanbul boyutundaki bir mimari eserin insanlara verdiği morali bizzat yerinde görmek için birkaç hafta önce gittim. Ve insanlar kuyruk halinde oraya gidiyor ve kuyruk halinde çıkış yapıyor. İşte insanlar bu kadar özlem içerisinde, güzel şeyleri görmek, onları hissetmek özlemini duyuyor. O bakımdan bu hale gelmesini sağlamak bizim için çok çok değerli. Biz İstanbul'un her noktasına dokunuyoruz. Ama ihmal edilen Kadıköy'de de değerli hizmetlerimiz var. İSKİ'nin yaptığı hizmetlerin yanı sıra özellikle içinde de bulunduğumuz Göztepe, Ataşehir, Ümraniye metro hattımız. Yani tam da bu parka ulaşacak olan metro hattımız bütün engellemelerine rağmen ciddi katkılar sunarak hazır kredisini kullandırtmamak için o cümlelerini hala ne demek istedi diye anlayamadığı Maliye Bakanı'nın önünde durması ve imzalamamasını ben anlayamadım. Yani acaba farklı düzlemlerde mi yaşıyoruz diye özellikle son kurduğu cümlelerden sonra düşünmeye başladım. Arkadaşlarıma onun anlayacağı literatürden cümleleri bana hazırlamalarını ve bir dahaki konuşmamda o heterodoks ve benzeri kelimeleri içine katarak kendisine İstanbul'dan mesaj vermeyi düşünüyorum. Yani Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nın bize paranız hazır diye sunduğu bir krediyi sadece imza, bakın teminat değiller. Teminat değiller, yani bize kefil dahi olmuyorlar. Sadece bir imzayı esirgemenin anlamını ben bir türlü bulamıyorum. Yani biz bunu her halükarda yaparız. Bakın, kredisi yok diye durdurulan Bostancı Dudullu hattını tıkır tıkır yaptık. Bu yıl sonunda açıyoruz. Bostancı'dan Dudullu'ya 14 kilometre. Olağanüstü bir metro hattını yine Kadıköy sınırlarında Kadıköylülerle buluşturuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ne yaparlarsa yapsınlar işimize ve yolumuza devam edeceğiz. Burada yapılan bu altyapı çalışmasının, ki Cemil Topuzlu bitmek üzere, Cemil Topuzlu Caddesi'nde biz caddeyi, üst yapıyı toparlıyorken oradaki altyapı sorunlarını da çözerek toparlıyoruz. Aynen şimdi yapacağımız yatırımlarla beraber Bağdat Caddesi'nin de sorunlarını çözerek önümüzdeki yıl, yıllardır, uzun yıllardır ihmal edilmiş İstanbul'un gerdanı gibi, böyle mücevheri gibi duran Bağdat Caddesi'ni de pırıl pırıl yenileyerek Kadıköylülere sunmanın gururunu ve heyecanını şimdiden yaşıyorum. Çünkü ben de bu bölgede yaşamını geçirmiş bir Kadıköylüyüm. Yaklaşık yarım milyon insanımızın yaşadığı bu alana 360 milyon liraya yakın bir yatırım yapmış olacağız. Buradaki 270 milyon liralık yatırımı başlatarak
Burada özellikle biz yönetici olarak paranın, halka ait paranın en doğru şekilde harcanmasını ve hiçbir suistimale konu olmamasını önemsiyoruz ve bu yolda yürüyoruz. Bu bağlamda işimizin hayırlara vesile olmasını, güzel sonuçlarıyla halkımıza kusursuz ve yaşam kalitesi yüksek bir kent yaşamı sunmasını diliyorum. Ve işimizi başlatıyoruz. Burada bir not koymuşlar buraya, sizin talimatınızı bekliyorlar diye. Muhtemelen ben burada konuşuyorken birazdan bir boru indirme sürecini arkadaşlarım başlatacaklar. Evet, Kadıköy'de süreci bu şekilde sizlerin de huzurunda ve şahitliğinde başlatmış oluyoruz. Burada bu çalışmayı sürdürürken İSKİ Genel Müdürümüze, yönetim kuruluna, bütün yöneticilerine, bütün çalışanlarına, emekçilerine şunu da söylemek istiyorum. Lütfen işlerimizi en titiz biçimde yapalım ve mutlaka yakın çevresini bilgilendirelim. Burada ne yapılıyor bilsinler. Mutlaka hangi ilçede olursak olalım, o ilçenin belediyesiyle koordineli çalışalım, istişare edelim, onların taleplerini ve öngörülerini masada en üst seviyede dikkate alalım. İşi zamanında bitirelim. Bir sokağa girdiğimiz zaman girdiğimiz takvimle çıkacağımız takvim belli olsun. Ve bunu dönem dönem belli kritik noktalarda mutlaka o bölgenin insanlarına duyuralım. Biz buraya girdik. Evet, sizi 30 yıldır 35 yıldır rahatsız eden bu sorunu çözüyoruz. Ama 20 gün sonra da buradan çıkacağız. 20 gün için sizden özür diliyoruz deyip işimizi hassas ve dikkatli yapalım. Bilgilendirelim. Bilgisi olduğunda vatandaşım eminim ki ya bu arkadaşların bildiği vardır diye düşünecekler ve bize destek olacaklar. Çünkü ben görevi aldığımda ben kendimi size emanet ediyorum demiştim. 16 milyon hemşerime, bundan da hiç kuşku duymuyorum. Yeter ki onları bilgi sahibi yapalım. Onlar gereğini yerine getirirler. Değerli dostlar, şöyle bir şey tabii değinmek zorundayım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bugün yine konuşmasında İstanbul'u unutamamış ve İstanbul'la ilgili düşüncelerini tekrar dile getirmiş. Dile getirdiği düşünce ne? Efendim, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ya da Ekrem İmamoğlu olarak yapılan Sabiha Gökçen bağlantısını, metro hattının bizim tarafımızdan yapıldığını söylemiş. Bir kere benim tweetim orada duruyor. Tweetimde söylediğim şey şu: ya bunun parasını biz ödeyeceğiz. Niçin biz ödeyeceğiz diyorum. Bazı yatırımlar yapılır, merkezi idare tarafından kuruma teslim edilir ve parası tahsil edilir. Mesela İSKİ bunlardan birisi. İSKİ şu ana kadar Melen'de 1,5 milyar liranın üzerinde merkezi idareye para ödemiş durumda. 1,5 milyar. Ve 6 sene önce günü ve saati belirlenmiş bir biçimde Melen'i açabilselerdi şu anda onun da parasını ödemiş olacaktık neredeyse. Hala açamadılar. Gideceğim Melen'e. Nasıl tedbirler alacaklar bilmiyorum. İçeriye gireceğiz, durumu göreceğiz. Çalışılmıyor orada. Melen işi muammaya dönüştü. Neredeyse 10 milyar liraya yakın bir yatırım, bedel çöp olma riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla kurumlarımız parayı geri öder. Ben de orada diyorum ya kardeş, bizi davet etmiyorsunuz ama ya bunun parasını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Maliyetini biz karşılayacağız. Bir de 2019 yılında bir karar alıyor Sayın Cumhurbaşkanı, ne hikmetse metro hatlarıyla ilgili ödeme, geri ödemenin pozisyonunu değiştiriyor. Yani geçmişle bugün arasında tam 36 kat daha fazla bizden kesinti yapılıyor. 36 kat.
Bunun anlamı ne? Bu yapılan hattın bedeli yaklaşık 4,5 milyar lira. Arkadaşlara sordum nasıl bir kesinti yapılacak diye. 4,5 milyarın bedelini biz de 3 yıl içinde almayı planlıyorlar bu yapılan son kararla. Ya 3 yılda benden keseceğim parayı bana versen ben bunu zaten yaparım. Yani biz 10 yıllık kredi buluyoruz, ona bile imza atmıyorsunuz. Bizden 3 yılda parayı geri almayı planlıyorsunuz. Dolayısıyla şunu dedik tweette özet olarak. Ya kardeşim, bizi davet etmezken 16 milyonu davet etmiyorsunuz. Parasını size ödeyecek olan kurumu davet etmiyorsunuz. Ekrem İmamoğlu bugün var, yarın bir başkası var. Dün bir başkası olduğu gibi. Onun için bunu hatırlatıyorum. Kendileri de yine bize efendim bizim yaptığımız işi sahipleniyorlar diye oradan bir nevi laf atıyorlar. Yani bizim önümüzde bir yerde söyledim, burada da tekrar edeyim. Bu sene bitmeden 3 raylı sistem açılışımız var. Önümüzdeki yıl içerisinde de açılışlarımız var. Ben yine burada bütün nezaketimle beraber halkımızın demokrasiye olan inancı ve tutkusuyla beraber bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanıdır diyerek bu fırsatı kaçırmayın Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten 7-8 ayınız kaldı. Önümüzdeki günlerdeki açılışlarımıza sizi davet ediyorum. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Çünkü bizim yaptığımız metronun da İSKİ yatırımlarında sahibi millet, bakanlığın yaptığı yatırımların da sahibi millet. Millet. Dolayısıyla ben yine o usulde teşekkür ediyorum. Ben size yürekten teşekkür ediyorum. Onların usulünde teşekkür edeyim. Hele hele bir bakan, bu işten sorumlu bakan, onu da işini gücünü bana laf atıyor ama kendi unutmuş. Zavallı bir biçimde İstanbul'la ilgili bakan pozisyonuna bürünmüş ve emek hırsızı diye bir tarif yapıyor. Üzücü. Bir de kendileri beceremedikleri işleri biz beceriyoruz diyorlar. Ya insan bence aynaya baksa utançtan o aynaya bakamaz. Yere çöker utançtan. Niye biliyor musunuz? İstanbul'da durdurulan bütün metroların altında bugünün bakanın imzası var. Niye diyeceksiniz? Çünkü o dönemin genel sekreter yardımcısı. O dönemin genel sekreter yardımcısı. Yani o yönetimin içindeki bir insandan bahsediyoruz. Tamamının durdurulmasında kendi imzası var. Yani 2015'te başlatılan, bakanlık tarafından başlatılan bu hatta tam 7 yıl sonra bitirildi bu arada, onu da söyleyeyim. 2015, 2022, yani gecikse 3-4 yılda bitirilecek iş 7 yılda bitirmiş. Bize iş bilmekle bilmemek arasındaki kavramları zavallı bir biçimde hatırlatmaya çalışıyor. Kendisiyle ilgili çok konuşmayı kendime zul buluyorum. Kısa bir dönem benim de genel sekreter yardımcılığımı yaptı. Bir buçuk ay kadar, yani 18 gün ve sonraki dönemde bir süre ağzını açıp tek kelime söylemeyen, fikrini bile söyleyemeyen, talimat almadan konuşamayan bir arkadaş benimle ilgili her gün konuşuyor zavallı bir biçimde. Çünkü talimat öyle. Başkasının sesi olduğunu bildiğim için o ve onun gibiler, onları dikkate almıyorum. Ve sadece zavallı gibi yorumlar yapıyorum. Ancak emek hırsızı kelimesine cevabım var. Bir başka cevabım var. Yapılmamış bir işe imza atarak bugünün parasıyla seçime 2-3 ay kala, 2 ay kala 60 milyon liranın ödenmesini sağlamış. Yapılmamış bir iş. Tümden tespitli, tümden ispatlı. Ve sonuca dönük suç duyurumuz yapılmış, savcılıkta sümenaltı ediliyor,
soruşturma dosyası İçişleri Bakanlığı'nda tarafından el konulmuş bir biçimde. Çünkü niye attı o imzayı biliyor musunuz? Ben tahminimi söyleyeyim mi? Neye imza attığını bile bilmiyor. Talimat geldiği için öyle imza attı. Onu da söyleyeyim. Masumiyet anlamına gelir mi bilmiyorum. Hukukçu olarak gelmez değil mi? Yani fazla ileri gitmiş olmayayım. Hukukçu olarak soruyorum Şerdil Başkan. Böyle bir imzayı atmış bir insan bize emek hırsızlığından bahsediyor. Televizyonlara çıkıp anlattırıyorlar. Olsun, onların işi gücü Ekrem İmamoğlu'yla uğraşmak olsun, yalan ifadelerle suçlamak olsun. Ben yine de halkımıza yüzü dönük bir biçimde hizmet etmeyle ilgili gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Çünkü Allah bize yardım etsin, dua ediyorum elbette ama biliyorum ki bize inancı yüksek insanlarımız var bu şehirde. Allah beni 16 milyon yaşayanıma, hemşerime mahcup etmesin. Onlara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. İsrafa izin vermeyeceğiz. Bir avuç insana mutlulukla ilgili imzalar atmayacağız. Memleketimiz için, şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İBB bütçesiyle bize karşı anlamsız bu tür yarışa girenler ve süreçleriyle ilgili bir takım laflar atanlara ben diyorum ki belediyemizin standartlarına ve iş yapma ahlakına ve anlayışına erişin. Ondan sonra konuşun. Sizi ondan sonra dinleyeceğim. Bizim yatırımlarımız çok doğru, çok temiz ve çok anlamlı işlerdir. İhtiyaca dönük çözümleri oluşturuyor. Burada bu güzel parkta 60. yıl parkında sizlerle bir arada olmaktan mutluyum. Cumhuriyetimizin izini taşıyan o yılların en güzellerinden birini yaşayacağız seneye. 100. yılı kutlayacağız. Eminim ki en güzel kutlamalarından birisini de Kadıköy'ün ev sahipliğinde Bağdat Caddesi yapacak. Bundan eminim. Ama ben büyük kutlama işi ayrı o bir gün. Ama büyük bir sorumluluk anının başladığını düşünüyorum. Biz 2. yüzyılında Cumhuriyetimizin ilk yüzyılından çıkartacağımız derslerle yapılmış iyi şeylerin üstüne çok iyi şeyleri yapma gayretiyle ve inancıyla, yapılmış eksik işlerin, yanlış işlerin asla bir daha yapılmamasını sağlayıcı kuralları, kaideleri bu ülkeye kazandırmakla ilgili bu süreçte her birimiz mesulüz. Ben bu sorumluluklarla dolu bir birey olarak çalışmama, görevime devam edeceğim. Hep birlikte bu büyük sorumluluğa hazırlıklı olmalıyız. Sol tarafa bakınca soyulmuş bir bina var orada. Restorasyonu devam ediyor. Bizi hep güldüren ve düşündüren çok güzel bir hemşiremizin Kemal Sunal'ın müzesini yapacağız burada. Onu da şimdiden Kadıköylülere müjdeleyelim. Çok güzel insanlar geldi geçti bu ülkenin ilk yüzyılında. Allah hepsine mekanlarını cennet eylesin. Ruhları şad olsun. O güzel emeklerine, bize sundukları bu güzel Türkiye için tabii ki başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyorum. Kadıköy'e çok daha güzel hizmetler yapmak için hepinize söz veriyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, şimdi bu güzel temel atma törenimizi bir hatıra fotoğrafıyla önümüzleştirmek istiyoruz. Saygıdeğer muhtarlarımızı, Kadıköy muhtarlarımızı lütfen davet edelim efendim ilk olarak. Meclis üyelerimiz, protokolümüzü onurlandıran siyasi parti temsilcileri. Bu aile fotoğrafında sizleri de yanımızda görmek bizleri mutlu edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim tam karşıda kameraların ortasındaki fotoğrafçı arkadaşımız şu an çekimi gerçekleştiriyor. Kadıköy Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı yatırımlarımızın temel atma törenini böylelikle tamamlamış oluyoruz.
Ayaklarınıza sağlık. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeni buluşmalarda görüşmek üzere.